Avukat Şafak Baysal son zamanlarda artan ev kiralarıyla ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kiralarda herkesin gözünden kaçan ve herkesin yanlış yaptığı husus şu: kirayı elden ödemek. Baysal, ev sahibi ve kiracının yasal hakları, kira sözleşmesinde yanlış bilinenler, tahliye taahhütnamesi konuları ile özellikle evden çıkarılma gibi sorunlar yaşayan kiracılar için altın değerinde bilgiler paylaştı. Kirada herkesin dikkat etmesi gereken hususun kiranın elden ödenmesi olduğunun altını çizen Baysal, böyle bir durumda ispat yükünün ortadan kalktığını, ev sahibinin kötü niyetli olması durumunda da kiracının yapacak bir şeyi olmadığını söyledi. Kirayı elden ödediğiniz vakit ispat yükünüz yok. Yani eğer ev sahibi kötü niyetliyse burada, bir kirayı almadığını söylediği vakit burada kiracılar ne yazık ki yapacakları bir şey olmuyor. Bu açıdan zaten Antalya şu an açılmış pek çok icra takipleri, dosyaları da mevcut. Buradan kiracıların yapacak olan tek şey, kiraları ya ödediklerinde bir makbuz almaları, ellerinden yazılı bir belgeleri olmalı ya da havale yöntemiyle bankadan yapmaları, ödemeleri. Zaten şu an bize yasal düzenleme geldi ve yaklaşık ev konutlarda 500 liranın üzerinde havale yapılması şartı arandı. İş yerlerinde doğrudan havale şartı arandı. Zaten şu an yasal düzenleme gereği yapılan ödemelerin banka üzerine yapılması gerekiyor. Biz şu an bizim kiracılarımıza nacizane tavsiyelerimiz, ödedikleri kiraları elden ödemesinler, banka kanalıyla ödesinler. Yoksa mağduriyetler olur, yığınla mağduriyetler var, ispat yükü çok zor. Bu konuda ödemediğini söylediği anda ne yazık ki herhangi bir şey yapamıyoruz. Kira sözleşmeleri hem yazılı kurulur hem de sözlü kurulur. Eğer bir kira sözleşmesi yoksa kişilerin kendi aralarındaki konuşmaları, yazışmaları vesaireleri zaten bir aralarındaki kira akdinin varlığına delalet eder. Hani burada ben evimi sözleşmeli oturtmadım, sıkıntı olmaz, istediğim zaman çıkarttırırım ya da tam tersi, aramızda zaten sözleşme yok, beni çıkarttıramaz gibi hani bakış açıları yanlış. Genelde sıklıkla yapılan hata, kira sözleşmelerin yazılı olabileceği düşüncesi var. Hayır, kira sözleşmeleri sözlü olarak da kurulabilir. Kişi ne sıklıkta ödeme yapmış, hangi aylarda ödemeler yapmış, hangi tarihlerde bankalardan ödeme yapmış, bu da yaklaşık olarak ödeme günleri, vade günlerini belirleyebilir. Ve şu an zaten %25'in üzerinde artış yapılamıyor. Kira ev sahibi %25'in üzerinde bir artış isterse kiracı bunu ödemek zorunda değil. Ödemezse de ev sahibinin bu konuda yapacağı bir yasal düzenleme yok. Bu nedenden dolayı üzerine gidecek, kiracının üzerine gidecek bir durum da yok. Ama ne yazık ki pratikte de tahliye taahhütnamesi dediğimiz bir sıkıntı var. Genelde kişiler bir eve geçerken kira sözleşmesinin yanında tahliye taahhütnamesi de dolduruyor. Ve bu tahliye taahhütnamesini doldururken ne yazık ki herhangi bir tarih, yazı olmadan doğrudan imza atılaraktan doldurmuş oluyor. Bunu da ev sahipleri şu an ellerinde koz olarak kullanabiliyorlar. Şu an bir tahliye taahhütnamesini tarihlerini uygun tarihlerde ne yazık ki işleme alıp koyup daha sonradan bunu icraya veriyorlar ve icraya konutta ne yazık ki altlarında kiracıların imzaları olduğu için yine yapılacak çok bir şey olmuyor. Çünkü kayıtsız şartsız çıkacağını kabul etmiş oluyor ama kiracılar bunu bilmiyor. Zaten eve çıkacağım, bir şey olmaz, kiramı düzenli ödüyorum gibi neticesiyle hareket ediyorlar ve ne yazık ki o imzayı veriyorlar ama bu imzayı verince de tahliye taahhütnamesi dayalı ev sahipleri icraya koyabiliyor. Şu an Antalya Adliyesi'nde çok ciddi sayıda tahliye taahhütnamesi dayalı icra takipleri de artmış sayıda.